Tek başına yutamayanlar biraz zeytinyağında bekletebilirler. O zaman daha kolay oluyor. Ben her sabah 4-5 tane zeytin çekirdeği yutuyorum. Bağırsakları güzel... Hadi ya. İyi, okula gitmeden bir deneyeyim bari. Alo. Ya anneanne, ben bu zeytin çekirdeğini denedim de inanılmaz hissediyorum ya. Sanki böyle algılarım açıldı. Teşekkür ederim. Dersten önce bir spora gideyim. Artık bacak gününü atlamak yok. En önemli şey sağlık. Efendim, hoş geldiniz programımıza. Hızla başlamak istiyorum. Sizi başarılı yapan şey nedir? Sizi ne ayırıyor bu kadar insanları? Neden? Zeytin çekirdeği abi. Oyunu değiştirdi benim için. Bağırsak ikinci beyindir biliyorsunuz. Yani ben ne zamanki kabızlığımdan kurtuldum, o gün nöronlarım ateşlendi, beynim çalışmaya başladı. Artık net düşünüyorum, efektif düşünüyorum. Harika. Zeytin çekirdeği. Bambaşka bir şey. Bambaşka bir şey. Budur. Çok enteresan, çok enteresan. Peki efendim, siz bu nereden buldunuz yani? Böyle bir çözümü nasıl keşfettiniz? Sabah kuşağı programları çok önemli. Bakın, ben alışkanlık edindim ve her gün biraz izlerim. Zaman yaratırsın yani kendime bunları izlemek için ve açık söyleyeyim, bildiğim her şeyi ben bu programlardan öğrendim. Tuzları da oradan öğrendim. Her sabah saat 5'te kalkacağım. Bir bir saat bütün nefes vereceğim. Artık sadece yaratıcı düşünce önemli abi. Çünkü mekanik her şeyi otomatize ettik. Yaratıcı düşünmek için zihnimizde bir kapıyı açmamız gerekiyor ama kapı bazen sıkışıyor. Kaygılarla sıkışabilir, rutinlerle sıkışabilir. Ben hastalarıma her zaman zeytin çekirdeği yutmalarını öneriyorum. Abi, sabahki zeytin kaç aydır dolaptaydı acaba? Bayağı iyi geldi. Okuldan mezun olunca ne olacak ya? Var aslında aklımda birkaç bir şey de. Denesem mi? Formül basit. Bu startup'ı kuruyoruz. 3-5 yıla exit'i çekiyoruz. Kafamda büyük bir faz. Ya sanatla sporla uğraşalım. Keyfe keder yaşayalım. Dünyaya bir daha gelecek halimiz yok ya. Kurumsalda işimi bulurum, keyfime bakarım abi. Hiç öyle riske gelemem. Platform iş modelleri acayip ölçekleniyor. Piyasada bir boşluk bulmamız lazım. Seni uzatsam mı ya? Yazında bir Avrupa turu yapayım istiyorum. Enflasyon bitirdi beni ya. İyi kötü bir iş bulayım da akması da damlasın. Yatırımcı şart abi. Sonra ilk parayla Silicon Valley'sinde ofis açıyoruz. Sonrası kolay. İstanbul boğdu beni ya. İzmir'e yerleştim diyorum. Ben okula gittim mi ya? Hava kararmış.
niye varamıyorum? Bunlar gerçek olamaz ya. Rüyada mıyım? Birileri beni mi izliyor? Aklımda bir sürü fikir vardı ya. Nereye kaçtılar? Anlaşılır mı? Bu kadar gizem bir okul yolu için fazla değil. Civarda güzel bir kahveci var mı acaba ya? Starbucks falan. ABH ticarette inanılmaz paralar dönüyor ya. Kafayı yersin. Bizim tezin teslim ayın kaçınaydı ya? Biraz zor bir dönem oluyor ama iyi olacağım. Hala çoğu şeyi anlamıyorum ama zaten böyle bir şey. Sanırım artık derse girebilirim.